İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan, Sefr Antlaşması'nın Batı Ermenistan Devleti'nin tanınması açısından önemini hatırlatan bir konuşmada bulundu. Haftalık Batı Ermenistan Gazetesi'nin 36. sayısı çıktı. Bakü Mahkemesi, Artsakhlı Raşit Beglaryan'ı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Erebuni bölgesinde olağanüstü çivi yazıları bulundu. Ruben Galçan'ın çalışması Bakü'nün tahribatına karşı bir başka güçlü karşı saldırıdır. Bir sonraki turda çocuklarımız Cebeli Tarık ulusal takımını yendi. Bu istişareye davet edilen uzmanlar, silahlı çatışmalardan etkilenen halkların temel haklarını korumak ve garanti altına almak için oluşturulabilecek çeşitli uluslararası yasal mekanizmaların yanı sıra bunların sahada uygulanmasındaki zorluklara odaklandı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Devleti'nin tanınmasında Sefr Antlaşması'nın önemini hatırlatan bir konuşma yaptı. Abrahamyan ayrıca Türk İslam Güçleri ve Bakü'nün de dahil olduğu uluslararası bir koalisyonun Artsakh'ın yerli Ermeni nüfusuna karşı yürüttüğü 2020 savaşına ve ardından nüfusun etnik temizliğiyle sonuçlanan bir kuşatmaya da değindi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sunulan çeşitli şikayetlerin değerlendirme sürecini başlattı. Şu anda Artsakh'taki Ermeni mirasının Bakü ve Türk askeri güçleri tarafından yok edildiğini vurguladı. Batı Ermenistan'ın Western Armenia adlı haftalık gazetesinin 36. sayısı yayımlandı. Yeni sayının kapağında Boğusluvar'ın fotoğrafı yer alıyor. 26 Temmuz seçkin bir Ermeni kamuoyu ve siyasi figürü, büyük hayırsever ve iş adamı olan Boğusluvar'ın ölüm yıldönümüydü. Onlarca yıldır Ermeni halkının özgürlük ve kendi kaderini tayin etme mücadelesine öncülük eden bir adam. Haftalık Batı Ermenistan gazetesi Western Armenia'nın 35. sayısında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi ve hükümetinin olağan oturumları, hükümet başkanının konuşması, Surpovanes Mgırdıç Kilisesi'nin veya Yeşil Kilise'nin tarihi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İşgal altındaki Şuşi şehrinde, Nahçıvan'ın tarihi, Biçanak köyünde ve ayrıca kültür ve diğer kamusal konularda yer almaktadır. Haftalık gazetenin Ermenice, İngilizce, Fransızca ve Türkçe versiyonlarını PDF formatında aşağıdan indirebilirsiniz. Azerbaycan medyası tarafından bildirildiğine göre Bakü Mahkemesi Artsakhlı Raşit Beglaryan'ı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. İlk 5 yılını hapiste, sonraki 10 yılını ise katı rejim kolonisinde geçirecek. Savcının 17 yıl hapis cezası talep ettiğini de belirtelim. 1 Ağustos 2023'te Bakü sınır muhafızlarının kaybolup Bakü'nün koruduğu bölgede kalan 61 yaşındaki Artsakh Cumhuriyeti vatandaşı Raşit Beglaryan'ı tutukladığını sizlere hatırlatalım. Bakü onu Kasım 2023'te gözaltına aldı. Artsakh vatandaşının sözde Hocalı soykırımıyla suçlandığı iddiasıyla 5 suçtan birden dava açıldı. Ermeni-Fransız arkeoloji ekibi Mayıs-Haziran aylarında Erebuni Kalesi'nde kazılar yapmış ve muhteşem sonuçlar elde etmiştir. Grup üyelerinden Mikael Badalyan, Aravot.im ile yaptığı görüşmede kazıların hem kale içinde hem de kale dışında yapıldığını, kale dışındaki kazıların ise geçen yılki alanda devam ettiğini ve burada Ahameniş dönemine ait tabanlar bulunduğunu söyledi. Badalyan, çömlekçilik salonunda yapılan kazılara özellikle değindi çünkü iki küp arasında kapasite birimlerini içeren çivi yazılı yazıtlar bulundu. Kapasite birimlerinden biri ilginçti. Kavanoz parçasının üzerinde Arusi yazıyordu. Arusi nadir bir birimdir ve Arus şeklinde elimizde sadece 3 kavanoz parçası vardı. Bunlar bir zamanlar Batı Ermenistan Haykabert'te bulunmuştu, dedi. Ona göre bu, Doğu Ermenistan topraklarında bulunan Arus kapasitesi birimini içeren ilk yazıttır. Arkeolog, en son 2011 yılında Doğu Ermenistan'da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda yine Erebuni'de çivi yazısı bulunduğunu bildirdi. Mikael Badalyan'a göre çivi yazılarından biri nadir bulunuyor ve Urartu arkeolojisi uzmanı olarak çok önemli bir gerçeği kaydediyor. İki çömlek arasında Urartu kemik ok uçları bulunmuştur.
Ona göre belki de bir ritüelle karşı karşıyayız. Çünkü muhtemelen kavanozlarda tahıl ve şarap depoluyorlardı. Ve kemik oklar savaşta pek kullanılmıyordu. Çünkü metal oklar çoğunlukla savaş için kullanılıyordu. Doğu Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi'nde coğrafyacı, haritacı Ruben Galçyan'ın sözde Azerbaycan'ın Ulusal Atlası'nın 2014 yılındaki tarihi haritaları ve uydurulmuş Batı Azerbaycan teriminin araştırılması adlı iki dilli kitabının sunumu gerçekleştirildi. Yazar, Baki Ulusal Atlası'nın yazarlarının yeniden basılan haritalarında Ermenistan adını silip haritaların sözde gerçek görüntüsü olarak yeniden yayınladıklarını bildirdi. Editörler sıklıkla yeniden basılan haritalardaki diğer Ermeni isimlerini kısmen silme veya büyük ölçüde görmezden gelme hatasına düştüler. Galçyan'ın çalışmasında kartografik sahtekarlıklar ortaya çıkarılıyor ve Atlas'ta basılan sahte haritaların gerçek kopyaları sunuluyor. Üstelik Aras Nehri'nin kuzey kıyısında hiçbir zaman Azerbaycan adında bir ülkenin bulunmadığı gösterilerek Azerbaycan adının İran'ın kuzeybatı eyaletine ait olduğu doğrulanırken bu durum 1918 gibi erken bir tarihte basılan tüm haritalarda da görülebilmektedir. Kitap Bakü'nün kartografik sahtecilikleriyle ilgili iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde yabancı haritacıların sahte haritaları ve bu haritaların orijinalleri ele alınmaktadır. İkinci bölüm, Doğu Ermenistan topraklarını Batı Azerbaycan olarak gösteren Bakü'deki sahtekarlığın ortaya çıkarılmasına ayrılmıştır. Doğu Ermenistan 16 yaş altı basketbol takımı Avrupa Şampiyonası C grubu alt grup maçlarında performanslarını sürdürüyor. Normal turda çocuklarımız Cebel Tarık milli takımını yendi. Maçın en etkili oyuncusu ise 17 sayı atan Edgar Agabekyan oldu. Doğu Ermenistan takımı 3 maçın ardından 2 galibiyet alarak yarı finale yükseldi. Aynı yaş grubunda kız takımımız ise 5. 8. sıralar için mücadelesini sürdürecek. Avrupa 20 yaş altı erkekler alt grup maçları da bugün başlayacak. Milli takımımız Romanya'nın Piştet kentinde İsveç, Macaristan, Ukrayna, Kosova ve Moldova takımlarıyla mücadele edecek. Saygıdeğer izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.